Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat ve beden daima. Sevgili canım kardeşlerim, geceniz, gündüzünüz mübarek etli, mübarek, feyizli, bereketli, nur ani, olsun inşallah. Bugün hatırıma gelen bir şeyi paylaşayım. Benim hoşuma geldi, sizin de hoşunuza gider. Ne olduysa böyle hiç e, alakasız oldu halde. alemim alemim kendisine e, doğru çekti dünyayı gördüm yani arabayla gidiyordum bir yere götürüyorlardı beni e, bir de ahiret böyle alemini hissettim çok garibime gitti. Dedim ya ben bu şehirde her şey zıttıyla var. Bakıyorsun ev alıyorsun. Komşun tuhaf. Sen garip. Bir şey yiyeceksin. Hep sunis. Böyle yapma, çakma. Dostu kuracaksın. Fiyasko çıkıyor. Evleniyorsun. Ahlaka ağır geliyor. Yani e, ustadımızın tabiriyle her kemale bir nakısa takmak e, Cenab-ı Hakk'ın bu alem-i şehadeti ki adetiymiş. Her kemale bir nakısa takmak. Her kemalin bir şeyi var yani. Nakısa. Ondan sonra sonra yürüyoruz, arabayla gidiyorum böyle. Ben, Çoğu insanı tanımıyorum. Çoğu derken hiçbirisini tanımıyorum. Gidecek olduğum yerde e, da birkaç tane çıkacak. E, ne bileyim derse gitsem dershanede davet ediyorlar sağa sola. Beni davet eden ve orada en fazla 3-5 kişiyi tanıyorum. 100 kişiden 150 kişiden 60 kişiden 100 kişi olsa orada 5-6 kişi onlar tanıyor beni ama ben tanımıyorum. Gene yalnızlık çekiyorsun. Ee, sonra baktım pek emsalim yok. Yani oturup kalkacağın, e, ünsiyet edeceğin, ondan zevk alacağın insan çok az. Yaşın müsait değil, konumun müsait değil. en önemlisi mazin yok. Yani Onlarla bir yemek yememişim, ticaret yapmamışım, seyahat etmemişim, yani ömür vermemişim. Yani mesela adam niye eşiyle şey yapıyor, ünsiyet ediyor? Bazı şeyleri paylaşmışlar, ömürleri geçmiş. Biz de mesela hizmet ederken emsallerim kalmamış. Yani ünsiyet olmuyor. Gençler kalmış. Köyüne gitsen çoğusu seni tanımıyor. Çünkü emsallerin çoğusu ölmüş. Zaten kuşaklar gitmiş. Ee, yeni yetmeyenler var. Onlarla dışarı çıksan, yürüsen şey olmaz. Uzattığımı zannetmeyin ama yani dünya hali bırakmak istemediğim dünya böyle. Yani bırakmak istemediğim dünya. Öyle bir şehirde yaşıyorum ki e, tanımıyorum hiçbirisini. Ama onlardan ayrılmak istemiyorum. Tuhaf taraf şu. Evlenmek istiyorum diyelim gençlerden. Yani evlenmek yani kanun ilahi kastediyorum. Ya bakıyorsun boşanılıyor. Ticaret yapıyorsun umdun çıkmıyor. Hizmet ediyorsun. Hizmet ediyorsun. Bir sürü arızalar çıkıyor. Hakikaten her kemala bir nakısı takmış. E niye peki dedim bugün. Bugün yani böyle. Hem de size teşvik olur o zaman. Söyleyeyim spora gidiyordum. Ee, mutlaka gidin, gidin diye tavsiye ediyor. ediyorum. Peki böyle bir dünyaya daha niçin kalmak istiyorsun? Sonra... Aniden böyle zihnim sanki o cennet şeyi ini verdi. Ondan sonra orada 124 bin peygamber seninle sohbet edecek potansiyel potansiyel tabi eser. 124 bin peygamber. E, eşin dostun hiç tanımadığın e, tanımadığın e, yok. Hepsi tanıdığın. Tanımadığın kimse yok i̇mam Gazali orada, İmam-ı Rabbani orada. Ustad orada, Sübeyir abi orada, Rüşt abi orada. Sungur abi orada. Abdullah'ın abiler orada. Ceylan abiler orada. Said Enzlam abi orada. Hüsnü abiler orada. Orada yani. Mehmet Feyzi abi orada. Hulusi abi orada. Çok iyi, antika iki kişi de orada. Hafız Ali ile Hasan Feyzi abi de orada. Nadir orada. Ee, evlensen yüzde yüz orada cennette evlilik var. Yüzde yüz ünsiyet var. Ülfet yok. Hiçbir nakısı yok. Bir an bir ana değiş, benzemiyor. Mesela cennet nasıl oluyor? Yaşadığın her şey an ve an değişiyor ve bir sonraki bir öncesine hayal edilemeyecek kadar, düşünülemeyecek kadar değişmiş. Yani hiçbir tarafı benzemiyor. Nasıl bir şey? bilmiyor. Hadis-i Kudsi de malumunuz. Ne göz görmüş, ne kulak eşitmiş, ne kalbi beşere hotur etmiş. Yani insanın hayaline gelmemiş. Ee, peki ya bunu onu kıyas ettiğim zaman niye insan gitmek istemiyor ya? Burada çoğu bu şehirde yaşamak istiyorum. E kimseyi tanımıyor. Dostu kuracağım. Kahpe görüyorsun. Yanet görüyorsun. Hizmet ediyorsun. Bir sürü arızalar çıkıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü dediği gibi bir mana. Bakayım hatırlayabilecek miyim? Her mesleğin hasetçisi kendi içindedir diyor. Kendi içindedir yani. Mesela beni Hiçbir manav kıskanmaz, hiçbir kasap fırını kıskanmaz, hiçbir ayakkabıcı gömlek gömlekçi kıskanmaz. E, her haset kendisindedir. Yani bir de başka bir hadis vardı da, nasıldı ya Allah'ım? Diyor ki e, ki her bir nimet her nimet kendini kıskanır mı? Öyle bir şey vardı hadis. Allah Allah onun için gizli tutun diyor. Bir yani, de e, kendi cinsindendir. Mesela üst üstten yapayım. İki peygamber olmadı. İki bedü zamanı olmaz. İki reisi olmaz. Tayyip gibi. Hani derler ya Tayyip tektir. Tek olacak tabi. Tek olduğu için Tayyip'tir. Çok olur mu? E, i̇ki tane vakıf olsa olmuyor kıskanır. Olmuyor. Bir camide iki imam, imam olmuyor. Bir evde iki reis olmuyor. İtaat edecek bir tanesi ki rahat etsin. İtaat et, rahat et. Bir daha. Evleniyorsun, sıkıntın fazla oluyor. İlk önce öyle değil ama. İş yapıyorsun. Biraz sonra onu mutlaka muvaffak olduğunu kabul et. Bu mu araba ya? Bu bunun peşine mi koştun bu iş için? Sağlığın gitmiş. İş yaptın epey para kazanır ama bir villa var fakat yiyecek, oturacak sağlığın yok. Şehirde yaşıyorum, kimseyi tanımıyorum. Tam da niye çıkmak istemiyorum buradan? Tanımadığım yerden. Evimi cehenneme geç çeviren eşimden, huzur vermeyen etrafımdan, kazandığımı yiyemeyecek, müsaade etmeyen hastalıklar. Bir işte yüzde yüz lezzetli olan, Allah-u Alem bir onu biliyorum, namaz, oruç, derse gitmek, tefekkür etmek. Oraya niye gitmek istemiyoruz? E dese ki günahımızdan korkuyoruz. E sebap da yapmıyorum. Günahından korkan adam tövbe eder. Yani tövbe fiilen bırakır. Yani ya işte günahımızdan korkuyor. E peki bir adım atıyor musun? Pek de yok. Hem ermek istemiyoruz. Hem de azap çekiyoruz. Ustadımızın tabiriyle. Bir üzüm tanesi yediriyor, on tokat vuruyor. Allah Allah, ne bileyim. Binaya bakıyorum, hiçbirisini tanımıyor. Yola bakıyorum, Suratlar kimseyi bilmiyorum. Kendime bakıyorum, bir tarafım aklım, aklıma ihanet ediyor. Aklım aklımı bozuyor. Aklım aklıma düşman. Kendimi taşıyamıyorum. kendimi dokunamıyorum. Kendim kendimi memnun edemiyorum. Bir tuhaf ya. Gariplik var ya. Bir şey var gibi ya. Ahirete gitmek Ahiret. Hani ben bazen derim. Müslümanların ölüm korkusu değil hesap korkusudur. Kafirin ölüm korkusunu sana hissetseler bir anda motorun yanar. Peki ne yapıyorlar? Uyuşturuyorlar. Esrar, Elohim, içki, şu bu. Onlar tadıyor o ölüm korkusu. Müslümanın ölüm korkusu yok. E, hesap korkusu. Ama o hesap korkusu da bastırmak için bin bir türlü yapıyoruz. Telefonlarla oynuyoruz. Allah muhafaza yani. Yani telefon, Allah Müslümanlarımı şu telefonun şerrinde muhafaza eylesin. En büyük ihaneti kendimde, kendi fitnem, benim ortaya çıkarttığım fitnemden ben korkuyorum. Bir böyle bir laf vardı benim herhalde. Muhtemelen oh tefekkürde gelen bir sözümdü galiba. Yalan söylersin. Sonra birkaç sene geçer o yalan dolaşır dolaşır. Senin kulağına gelir o senin uydurduğun yalana sen de inanırsın. Bir tuhaf ya. Yani. Yani biliyorsun ben bunu söyledim inanıyorsun. Yani kendinle başlayan fitnenin şerinden Allah kendimizi muhafaza etsin. Kendimizden çıkan fitne. Onun kurtuluşu yok işte yakıyor seni. Neyse bir şey haletimi paylaştım ama tabii halet bu. Fikir değil ki ne bileyim çok etkiledi yani böyle köy şehre bakıyorum, yola bakıyorum, insanlara bakıyorum. Ne bileyim, garip garip evleniyoruz diyor arabanın önüne yazmış. Arkasına boşanıyoruz diyor. Yani nasıl bir her kemala bir nakası takmış. Geceniz mübarek olsun. Saat 12.46 14 dakikanız var yatmaya. Kesinlikle yatın. Öyle. belki ayakta olanlarla paylaştım. Ee, i̇yi ki ahiret var. İyi ki Allah var. İyi ki peygamberler var. İyi ki orada Hepsini tanıyoruz. Hiçbirisinde puştuk yok, ihanet yok, haset yok, nankörlük yok, sui ahlak yok. Oradaki evliliklerden <laughs> hepsi yüzde yüz ruhunu edeceğiz da söylüyor biliyorsunuz eşin. Ondan sonra dostlar var. Tefekkürün en zirvesi, lezzetlerin en keyiflisi, sohbetlerin en tatlısı, derslerin en mükemmeli, arkadaşların en cazibi, kendini unutturacak dostlar olacak. Allah'a seyredeceksin. Tuhaf. E tamam da Bu, hep bunlara rağmen burada niye kalmak istiyorum? A ölümden korkuyoruz E tamam da tövbe yapmıyorum. Namazı kazanamazım kılmıyorum. Risale-i Nur okumuyorum. Notlar almıyorum. E, not Risale-i Nur'u yazarak diyor Ustad yazarak dinleyerek, okuyarak nur talebesi olur. Yaz böyle. eyse selamünaleyküm.